Müge konuğumuz geldi. Evet. Şimdi ne yapalım? Yılanların dünyasına gidelim. Bak yılan yüzüğü taktım. Yılanların şahı şahmaranı konuşalım. Sana bundan sonra şah bana maran demek istiyorum. Çok yaratıcı. Beğendin <laughs> mi? Şahmaran Maran dizisini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Televizyon ve sinema eleştirmeli efendim. Murat dizi. Tolga Şenle. Merhaba. Murat'cığım hoş geldin. Hoş <laughs> Yılanların, yılan hikayesi. Yılan hikayesi. Evet. Murat yönetmen, oyuncu, yapımcı ve televizyonların korkulu rüyası. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hiç lafını sakınmadan her şeyi çok net ve dobra bir şekilde söylüyor. Bu da herhangi birinin adamı falan değilsin ya. Yok, çok belki... özgürce konuşabiliyorsun. Yok, yok, tabii arkadaşlarımın işlerini de eleştiriyorum. Yani. Evet. Onlar da en azından şu var yani sektörde birileri gerçek eleştiriyi merak ediyorlarsa... Benden duymuş oluyorlar. Evet. Ee, yoksa ben mesela bir şey çıksın da ortaya dur onu kötüleyeyim gömeyim falan Yok falan, bazen de derdinde. değilim. Bazen de çok övüyorum. Evet Şimdi seviyorum. Seni. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı dizi. Evet. Cuma günü seyirciyle buluştu. Sosyal medya ikiye bölündü. En sert... En ağır eleştiri ise dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi. Evet. Fazıl Say diyor ki, Şahmaran dizisini denedim. Daha ikinci bölümde oğlan kızı nasıl götürür'e bağladı bıraktım, bıktım. Böyle Şahmaran mı olur ulan? Bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden... 10 üzerinden 1 dedi. Sana soralım. Gerçekten 10 üzerinden 1 alacak kadar kötü müydü? Tabii o nefret etmiş. E, nefret etmiş. Ee, şöyle ben dizinin bazı kısımlarını beğendim. Yani hmm. teknik açıdan mesela e, iyi bir iş. Evet. Bu dizide en çok çalışan mesela görüntü yönetmeni. Ama adını bulamıyorum hiçbir yerde. Ha, yani yazmıyor. Ciddi böyle. misin? Gerçekten. E, platformlar... Sanat yönetmeni de Müge de iyi. bayılmış. Evet, evet. Ben de mesela... görüntüleri çok beğendim. Senaristten çok görüntü yönetmeni çalışmış. ...dizinin başlangıcında o Anavarza Kalesi'nin... ...oradaki çekimler evet. falan harika. Ama mesela Şahmaran... ...Anadolu efsanelerinin en böyle... ...değerlilerinden, kadim olanlarından biri. Hı hı. Bunun böyle... ...bir böyle hani... ...gençlik hikayesini, Twilight... alacak Karanlık benzeri böyle bir... hikaye meze edilmesi benim de hoşuma gitmedi. Çünkü bu malzeme... ...o kadar zengin bir malzeme ki... ...ve bu mitten yani bu efsaneden... ...öyle senaryolar çıkarabilirsiniz ki... E, ...çıkara çıkara siz... Adana'da geçen bir Alacakaranlık mı çıkardınız yani hani böyle işte şahsu karakteri Alacakaranlıktaki karanlıktaki Bella Aynen. işte Maran karakteri şey Edward, Edward öbür Mert Ramazan Demir'in oynadığı Cihan karakteri Cihan de karakteri. Jacob falan hatta o. E, vampir ailesinin benzeri burada da var falan böyle yani şey yine motosikleti a, var. A, Hı, evet yana. yani böyle şey adanın sıcağında da çocuğu deri montla Dino. gezdiriyor. Evet. diğeri de yanıyor, Yani, yani şey su bulamıyor. Şey, e, yani 8 bölüm izledim. 8 bölüm. Ben bunu niye izledim diyerek izledim. Evet. Şimdi bakıyorsunuz mesela teknik olarak gayet üstün bir iş. Evet. ...falan böyle, aa güzel falan filan... ...sonra bölüm bitiyor, ne oldu ki şimdi falan diyorsun. Ha, İlk bölümde evet. Başlıyor. Evet, evet. Ve sürekli böyle her bölümde seni bir şeye hazırlıyor. Karanlık geliyor, o yaklaşıyor. Gericimi Hiçbir şey yaklaşıyor. Diyorsun ki tamam finalde... ...bir hatırtı şey evet. çıkacak. E, finalde her şeyi ikinci sezonu atarak bitiyor. Hmm. Yani ikinci sezonu da... ...çektiler bu arada. O da işte e, belli bir süre sonra yayınlanır. Ben şeye üzüldüm. Bu kadar para... Hmm. Bu kadar teknik kabiliyet, Evet bu kadar oyunculuk, şıklık. şıklık falan i̇yi oyuncular. Falan. Niye bunu böyle bir şey için harcadınız? Yani biz burada bol bol Serenel Sarıkaya'nın vücudu, Burak Deniz'in vücudu, Mert'in yakışıklılığı, şahane sahneler, evet. teknik açıdan yüksek bir donanım. Aslında bunları izliyoruz. Evet, yoksa Umur Turagay iyi bir yönetmen evet. ben severim. Tabii ki. Ondan sonra teknik ekip başarılı. Oyunculuklar da fena değil. Ben en çok yazıda da belirttim Mustafa Uğurluyu beğendim. Çok. ...çok iyi oynuyor yani. Evet. Hiç repliği olmadan... ...gözleriyle böyle... Hı hı. ...oynuyor, ediyor. Çok beğendim. Mert Ramazan Demir'in... ...alanı yok. O hı. yüzden... ...çok iyi oynayamadığını... Hı. Çok iyi oynayamadı... ...derken yani karakter... ...hacimli değil. Evet. Diğer karakterler de öyle. Mesela o aileyi görüyorsun. Orada kız... ...görümceler var işte böyle. Evet. Hani Komik. görümceler yılandır derler ya. Burada gerçekten... <laughs> <laughs> ...yılan. <laughs> 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 Neyse. <gülüyor> görüyorsun falan ama bir iki replik söyleyip... ...çıkıyorlar yani. Bir alanları, bir hacimleri... ...yok falan. Çok böyle... Serena Serena Sarıkaya'nın rolüne çok e, evet, odaklanmış bir şey. Hı. Bir süre sonra da sıkılıyorsun başka şeylere dikkat. Et. Tabii bu kadar Serena Sarıkaya gösterince bu kızın niye botları hiç değişmiyor falana takılıyorsun evet. yani. Hani botları... üst kıyafetler komple değişiyor. Ama o 8 beyaz bölüm çorapları. aynı bot, beyaz, Ve çorap. beyaz çorapları. Ve evet ıslak yani. ıslak o suya atlıyor, su bulamıyor zaten Adana'da. Evet. Suyu atlıyor, çıkıyor. Hiç kurulanmadan o botlar yine ayağına giriyor. Ay ben giysem bu ayaklarım kokar. Botların <laughs> içi kokar sana öyle Burak. söyleyeyim. O orada böyle bir <laughs> şey. O Serenay diye kokmuyordur belki. Sen iyi botlara bir baktın. Ben iç çamaşırlarına zaten. falan baktım yani. Çünkü böyle gayet Serenay'ı izliyorsun. Serenay'ın ayaklarına evet. kadar baktılar sosyal medyada. Evet. Yine kızın ayakları gündemde. Zaten gündem şey oldu. yani. Şu ...şu an yapılan bütün işlerde dizilerde filmlerde böyle bir zafiyet var. Yani başrol oyuncuları bu kadar güzel, yakışıklı, çekici insanlar olunca artık onları göstermekten hikayeye odaklanamıyorlar. Ha. Yani böyle bir bir şey gibi böyle hani raftan bir şeye, vitrindeki bir şeye bakar gibi onlara bakıyorsun böyle. Sürekli onlara hayranlık duyman gerekiyor. Mesela... Murat aslında dijitale biz istiyoruz ki daha farklı şeyler çekilsin. Evet. Hani çünkü dijitalde dünyanın dört bir köşesinden gelen başka yapımları da izliyoruz evet. ama Türkiye'de dijitalde aslında ana kalanlarda olan bir yıldız kız, bir yıldız erkeğin maalesef, aşk hikayelerini izliyor. Maalesef geri kalan herkes bütün böyle Figüran. çok değerli bir kadro figürasyon. Böyle onlar fon gibi böyle bir fon perdesi gibi böyle orada arkada duruyorlar. Ee, önde sen esas kızla esas oğlanı değişiyorsun. E bu yani 70'lerde 60'larda Yeşilçam. Yani 2022'ye geldiğimizde artık bizim bazı şeyleri aşmamız lazım. Yani evet. böyle... E, ben mesela bakıyorum ve ah Şahmaran ve okuyorum böyle hikayeyi hı. başta. Evet. Aa diyor ne ilginç bir şey çıkacak galiba falan böyle önyargısız başlıyorum bu dizilere. Sonra bakıyorum aa şey Adana'da geçen Twilight Edward'la Bella Adana'da kebaba düşmüşler falan evet, yani. Kebaba şey. düşmüş. O zaten Adana'nın benim de çok sevdiğim ünlü kebapçılarından birini de direkt gösteriyor. Evet. Peki bu arada evet. e, biz zaman zaman hani üçümüz konuştuğumuzda hep aynı konuda fikir birliğine varıyoruz. Seyirci de öyle. E, Türkiye'de dijital yapımlarda başrolde oynayan bazı oyuncuların Türkçesi anlaşılamıyor. Aynı şey burada da ya da benim kulağımı yıkatmam lazım. E, Burak Murat da kullanmak istedi. çok Sarıkay'ın de, Mert'te bazı yerleri kaçırdım çünkü ...doğallıktan böyle bir... Onu yani doğal oyunculuğu böyle yutarak yani şey yapmak zannediyorlar. O öyle bir şey değil. Mesela Mustafa Uğurlu'nun bütün repliklerini... şey, ...hem tane tane hem de işte evet. çok böyle Dur şey ama işte... ...bunu yapamayan da falan diye bir şeyler söylüyor. geçiyor. Sen evet ben de altyazı açıyorum yani bazen ve... ...ya da şöyle bir şey oluyor mesela. Geriye e, alıp bakıyorum e, bir daha bir arkadaşımla izledik bölümleri şey e, geri geri alıp böyle ne dedi diye Hı. Bir de alt yazı açıyorduk yaptık. ben evet. ben artık evet. alt açtım şeyde evet. cicide öyle oldu ben de mesela evet. Şimdi, özellikle bu platformun işlerinde oluyor bir de evet. söyleyeyim size serenaya bilmiyorum ben kendi adıma söyleyeyim hakkını teslim etmek istiyorum evet. doğallığını koruduğu için Hı. çünkü uzun zamandır hiç kimsenin şu alnının ortasındaki o çatma mimini kimse de görmemiştik. Evet. Bayağı da böyle derin derin gördük. Eminim Serenay bugün bir estetikçinin kapısını çalsa estetik doktoru ona ilk olarak diyecek ki şuranda mimik yapmaktan bir çukurluk oluşmuş gel orayı dolduralım diyecek. Tüm doğallığıyla. Uzun zamandır kimse de görmüyorum bak. Genci yaşlısı kimse de yoktu ve serenayda gördük. Doğallığını korumuş, evet. doğal güzel. Hatta şöyle dediler, serenay Sarıkaya Instagram'da davetlerde, galalarda çok daha güzel. Niye burada bu halde? Ama burada bu halde olmasının sebebi doğallığı. Evet. evet. Sen nasıl buldun serenayı? Ben de yazımın sonunda da not olarak paylaştım. Evet. Kendi limitlerine ulaşıp onları aşmaya çalışan gayretli bir oyunculuk gördüm. Ayrıca hani o estetik müdahalelerden yoksun olmasından dolayı. Ben de tebrik ederim. Ben bunun bir trend olacağını da düşünüyorum bu arada. Kesinlikle. Yani şimdi İnşallah. ortalık o kadar çok böyle estetikli. Mesela geçen bir yerde gördüm İşte dizilerdeki en güzel kadın oyuncu kimdi? diye altı e, oyuncunun resmini yan yana dizmişler. Altısı da aynı kadın. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle şey... Biz dizdik acaba? Kimdi onlar? O kadar şimdi şeyleri evet. o kadar artık birbirlerine benzemeye başladılar ki yani böyle... Ayırt edemiyorsun. O yüzden mesela hani böyle biraz daha böyle kendi doğalını koruyan mesela orada bir başka oyuncu daha var. E, Şahmaran'da Nilay Erdoğan. Aha evet ha, mesela, evde evet. çalışan. Evet, evet Nilay evet. da öyle Çünkü... mesela. Gitsin Nilay bir yere hemen onun burnunu yaptırmaya, çenesine ha, böyle evet, doğru yapmaya yani falan çalışırdı. Ama öyle. o da mesela şey yapmıyor. Hayranlıkla baktım ince dudaklarına, kemerli burnuna ne hoş duruyor evet. evet. Bu noktaya geleceğimiz aklıma gelmezdi.